Şimdi bizim sağlıkçılarımızın iğne yaptığı bir metodu olacak. Aynı zamanda pansuman yapacaklar, değil mi? Bir metotları olacak vesaire vesaire. Şimdi doktorun daha farklı bir interfeysi olsun. I doktor, hekim diyelim. Hekim. Hekim aynı zamanda sağlıkçıdır. Dolayısıyla iğne yapacak, pansuman yapacak, o okey. Bu ayrıca arkadaş ameliyat edecek, değil mi? Mesela muayene yapacak, muayene edecek. Evet. Sonra aynı zamanda arkadaşım muayene yaptığı gibi, muayene ettiği gibi ameliyat da yapabilecek. Peki. Şimdi bunu bu yapıyor. Hemşirem ekstra hemşirem zaten bu. Ha, sağlıkçım bir yerde. Neyse. Ha, tansiyon da ölçecek diyelim. Tamam. Hemşireyi de bir böyle ekleyelim ki olay biraz daha renklensin. O da I hemşire. Buna ek olarak tansiyon ölç mü diyelim? Şimdi benim tiplerim güzel güzel duruyorlar. Şimdi bunlardan doktorlarım olacak, işte cerrahlarım olacak, ne bileyim, bıdıvım olacak, adı olacak, tonla elemanım olacak. Şimdi benim her bir vakada birisinin, bir sağlıkçının, değil mi, bir kişinin T diyeyim, T bir tipin, bir sağlıkçının müdahale etmesi gerekiyor, değil mi? Buna ben personel diyeyim, çalışan diyeyim. Evet, sağlık çalışanı diyeyim hatta, sağlık çalışanı. Sağlık çalışanının müdahale etmesi lazım. Ama kim bilmiyorum. Kim bilmiyorum. Kim olduğunu şu jenerik ifadede yakalıyor olmam lazım. Peki bu kişinin ne yapmasını istiyorum? Bu sağlık çalışanının ne olursa olsun iğne yapabiliyor olması gerekiyor. Değil mi? Evet. O zaman benim bunu şurada belirtmem lazım. Diyeceğim ki ver şu T iğne yapabiliyor olması için en azından I sağlıkçıdan türetiliyor olması lazım. I sağlıkçıdan türemiş olmalı. Yani ister hekim, ister hemşire, ister operasyon yapabilecek herhangi bir daha yukarıdan ordinalyos hede neyse kim olursa olsun sağlıkçıdan türeyen olmak kaydıyla bu eylemi yapabiliyor olmalı. Değil mi? Bu vakaya iğne yapabiliyor olmalı. Aynı şekilde pansuman da yapabiliyor olmalı. Ama mesela tansiyonu sadece hemşire alıyor ya, hemşire alıyor ama hekim tansiyon ölçemiyor. Tansiyon ölçemiyor. O zaman benim bir tansiyonluk bir işim varsa, tansiyon kontrol. O halde benim buradaki sağlık çalışanı işimi görmeyecek, değil mi? Benim sağlık çalışanından bir kademe daha yukarıda hemşire olması gerekecek ki tansiyonu ölçebilsin. Tamam. Artık bu vakaya kimin baktığının önemi yok. Mesela düşünelim ki pansuman yapılması gereken bir vakam var. Pansuman yapılacak. Pansuman yap. Pansuman yapacak olan arkadaşın kim olması lazımdı? Pansuman. Evet. Normalde bunu şöyle yazabilirdim ben. Diyebilirdim ki I sağlıkçı tipinde
birisi gelsin, pansuman yapsın diyebilirim. Değil mi? Böylece şeyle yani T'siz, jenerik olmayan bir halle, en genel haliyle o arkadaşa bu işi yaptırabiliyorum ben. Buraya parametre olarak pas geçirebileceğim kişiler kim olur? Doktor, hekim, hemşire, şu bu falan herkes olabilir bu durumda. En genel ifadeyle karşıladığım için. Ve burada o arkadaşın, gelen kişinin en alt özelliğiyle iş yaptırıyor olacağım. En alt iş şekliyle. Burada ise onu var olduğu şekliyle, objeyi olduğu şekliyle, hiç daha alt özelliklere indirgeyerek değil, olduğu şekliyle iş yapıyor olacağım. Hikaye bu. Şimdi ya da bunu şöyle de yazabilirdim. Pansuman yapılacak. Daha sevimsiz haliyle sağlıkçı yerine aynı iş için bir I hekimi koyardım. Bunun biliyorum pansuman yaptığını. Aynı zamanda I hemşireyi koyardım. O zaman bu fonksiyondan iki kere tanımlamam gerekirdi. Değil mi? Şundan iki kere tanımlamam gerekirdi. İkisi de bunu yapabildiği için. Ama ben bunun yerine, bu sevimsiz bir yol, dedim ki şu olsun. Evet. Veya dedim ki ya bunun yerine daha güzeli, örneğin şöyle yapayım, bunu alayım. Bu arkadaşı jenerik yaptım. Ve dedim ki bu T dediğim kişinin en azından sağlıkçı olması lazım. Pansuman yapacak ya. Bu da oldu. Evet. 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 Yani şu ikisi aynı işi yapıyor. Peki bu işi yaptıktan sonra kendisini geri döndürmek isteseydim ne olacaktı? Buraya da I sağlıkçı demek zorunda kalacaktım. Değil mi? O zaman da gelen sağlıkçıyı geri dönecektim. I sağlıkçı tipinde. Burada dönüş tipini yapsaydım o zaman T demem ve şunu dönmem yetiyor. Peki bunu çağırdığım yer, örnek verelim şurası olsun. Benim bir vakam var. Ve vakamın, yanlış yere yazıyorum. Pansuman yap özelliğine gidecek olsaydım dönen değerim I sağlıkçı olacaktı. Buradaysa dönen değerim kendi verdiğim değerin aynısı olacaktı. Şimdi ben bir tane, bir iki tane daha doğrusu şey tanımlayayım. Sağlıkçı tanımlayayım. Ne olacak? Bir tanesi hekim olacak. I hekimden türeyecek ya. O zaman bir klasım olacak. Hekim. I hekimden türüyor. Implement etmesini bekliyor. Bunlara işim yok. İçleri hede hede doluyor olacak. İkincisi de hemşire.
Hadi uyan Visual Studio. Anlayamadım. Şu I hemşire var ya, I hemşirenin içerisinde şu fonksiyonların tanımlanması gerekiyor, değil mi? Biliyorum. Visual Studio bana kolaylık yapacak, şuraya bir kulak getirecek, diyecek ki, aa diyecek, bu bir interface. Sen bunu bir class'a implement etmek istiyorsun. Bu interface'in 3 tane metodu var. Hem atadan aldığı hem kendisinin. Onları implement etmeyecek misin diye bana söylemesi lazım. Şu an söylemiyor. Sorun yok gördüğünüz gibi. Yok. Biraz geç anlıyor. Arkadaşın thread'i biraz yavaş çalışıyor. Şimdi diyecek ki, ha şimdi geldi. Ya dedi, implement edilecek bir şeyler var. Onları uygular mısın? Ben de çok şükür geldin diyorum. Ve yok yok yapamıyorum. Onu bekledim. Tek tek yazmak da istemedim. Tembellikten. O da bu da böyle. Olmuş oldu artık hemşirem. Hemşire diye bir tipim de var. Hekim diye bir tipim de var. Şimdi yapacağım şey, zaten vakayı biliyorum. Vakaya şimdi pansuman yaptıracağım. Bu pansuman yap metoduna gitmek için, hani parametresi I sağlıkçı tipinde olan, gidebilmem için bir sağlıkçı yaratmam lazım. Şöyle yapayım. O zaman ISA diyelim, I sağlıkçı olsun. Pardon, bir saniyenizi alacağım. Benim bir I sağlıkçı tipinde bir nesne yaratmam lazım. Şimdi soru şu, I sağlıkçı tipinde bir nesne hangi tipten yaratabilirim? Yani bunun tipi ne olacak? I sağlıkçı. Değil mi? Ki şöyle yapayım, bunu böyle kapatayım. Ki buraya verebileyim, I sağlıkçı. Evet, verebileyim. Veriyor muyum? Verdim. Peki ama daha değer atamadım. O zaman şuraya bir eşittir yazmam lazım. Kimden türetebilirim I sağlıkçıyı? Interface'ten türetemem değil mi? New I sağlıkçı diyemem. Neden? Harika. Hekim ya da hemşireden. Çünkü ikisi de I sağlıkçıdan türeyemiş tiplerdir. Şimdi yarattım. Artık I sağlıkçıyı ya, yani hekim diye bir şey yarattım ve I sağlıkçı tipinde bir değişkene atadım. Bu hikaye şöyle bir şey aslında. Bunu silebilir miyim? Kaydedeyim mi? Sizde. Şimdi bu aslında şöyle bir şey. Düşünelim ki I sağlıkçının üstünde de şey olsun. Interface I çalışan olsun. Onun da üstünde bir başka interface I kişi olsun. Tamam mı? Çalışan aynı zamanda kişiden türesin. Sağlıkçı da elbette ki bir çalışan olsun. Evet. Şimdi şu arkadaşı da içinde bir şey olmayacak. Geri. Tamam. Şimdi benim bu aslında hekime gelinceye kadar kaç tane tip var üstünde? Bir kere hekimin üstünde I hekim 1, 2, 3, 4. Çok güzel. O zaman mesela diyelim ki I kişinin içinde bir tane metot var. I kişinin, bir kişinin nesi olur? Adı ve soyadı olur, değil mi? O zaman bir metot tanımlayabilirim. Ama bu metot property olacak. String tipinde adı olan property olacağı için de get ve set metodu olan bir property tanımladık.
Aynı şekilde bu arkadaşın bir de soyadı olacak. String tipinde soyadı olan geti ve seti olan bir metotları olan bir property. Tamam. Kişi dediğimin bu kadarı var. Ama çalışanın daha fazla özelliği var. Şimdi çalışan aslında bir sigorta sicil numarasına sahip demektir. Ayrıca bizim için maaşı olabilir, değil mi? O zaman görev tanımı olabilir. Tamam. Ben bunu şöyle yazayım. Maaşı sicil olsun. Sigorta numarası, görevi, hede tonla data olabilir. Bir sağlıkçının çalışandan, bütün çalışanların bu özellikleri var tabi. Ama bir sağlıkçının biraz daha fazla var, değil mi? Bir sağlıkçı içerisinde en azından iğne yapıyor, pansuman yapıyor, diploma numarası var falan falan. Hemşirenin birazcık daha fazla. Hemşire tansiyonu da ölçecek, işte ne bileyim narkoz da verecek, hodo 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 tonla şey olacak. Ama hekimin belki hemşire kadar değil ama atıyorum şeyi, diploması olacak, yüksek şeyi olacak, TUS'u olacak falan filan. Şimdi o halde benim için bir hemşire şöyle bir şey olsun. Şöyle bir şey. Bir hekim de şöyle bir şey olsun. Tamam. Şimdi hemşire bu, hekim bu. Peki kişi ne kadar bir şey? Kişi şu kadar bir şey. Değil mi? Kişi şu kadar bir şey olsun. Evet. Peki kişi bu kadar. Çalışanın birazcık daha büyük olması lazım. Zaten kişiden dolayı şu kadar bir şey olması lazım, değil mi? Kişi çünkü. Hem evet. Evet. Ben bunu birazcık daha büyüteyim hadi. Sağlıkçının biraz daha büyük olması lazım. Hem kişi, hem çalışan, hem de ekstra özellikleri var. Evet. Ve çalışan şey hemşirem daha da büyük oluyor. O halde ben bir hemşireyi Ctrl-Z. Ben bir hemşireyi şuraya kadar ve şuraya kadar bölümleyebilirim. Bu ne demek olacak benim için? Şu. Evet. Buraya kadar kişi, buraya kadar çalışan, buraya kadar sağlıkçı ve buraya kadar yani bu hepsi de hemşire oldu. Çok güzel. Çok güzel. Aynı şey doktor için de öyle, hekim için de geçerli. Hekimin şurası neresi? Kişi. Burası süper. Ve hekimlik de bu kadar. Şimdi ben şöyle yapıyorum. Diyorum ki bana bir hemşire yarat. Bir hemşire. O zaman memory'de şu kadarlık bir yer açıyor. Ve başlıyor bir içini doldurmaya. Hepsini tabii bunu yaratırken önce şeye gidiyor. Çalışana gidiyor, oradan buraya gidiyor, oraya. Yani bunu yaratıyor, şuraya koyuyor. Bunu yaratıyor, şuraya getiriyor. Şu kadarını daha yaratıyor, buraya getiriyor. Bu kadarını daha yaratıyor, şuraya getiriyor falan derken yani şunu sonra da şunu yaratıyor ve üstüne hemşireyi yaratıyor. Yani kalan kısmını da yaratıyor, hemşirenin özelliklerini ve bitiriyor. Ben şimdi bana bir hemşire yarat dediğimde memory'de şu kadar büyük bir şey yapıyor. Ama ben pansumanı kim yapıyor? Pansumanı bir sağlıkçı yapıyor, değil mi? Şu benim sağlıkçıydı. Şu çalışandı. Şu kişiydi. Şu da benim komple hemşiremdi. Hemşirem komple. Ve ben bir hemşire yaratıyorum. Şu kadarını kullanıyorum. Tamam. Diyorum ki hemşire yarat. Kocaman bir şey yarat. Sağlıkçıya düşür. Sağlıkçı kadar düşün bunu. Ve bunu gönder şeye.
metoda. Metoda gidecek bu arkadaş ve geri dönecek bana. Döndüğü tip ne olacak? Yine sağlıkçı tipinde bir şey dönecek. Değil mi? Dönen sağlıkçı diyeyim ben buna. Yani aslında ben bir hemşire yarattım, kocaman bir şey. Gönderdim ve geri geldiğinde de bu arkadaşı aldım. Oysa ben şimdi bu dönene hemşire muamelesi yapmak istiyorum. Ama bilmiyorum ki acaba hekim mi? Değil mi? Şurada biliyorum tabii. Şurada biliyorum da. Diyelim ki şuradan dönecek olan metodun ne döndüğünü bilmiyorum yani. Sağlıkçı. Ama biliyorum ki sağlıkçıdan değişken yaratmış olamaz. Çünkü sağlıkçı bir interface. Acaba hekimden mi yarattı yoksa hemşireden mi yarattı bilmiyorum. Değil mi? Bu yüzden ben aslında dönen tipi eğer T şeklinde yapıyor olsam, değil mi? Şu fonksiyonu böyle çağırdım. Yine V nokta pansuman yap ama bu kez jenerik. Jenerik. Kimi gönderiyorum? Hemşireyi de şöyle yapalım. Ben bir hemşire yaratmıştım ya. Şunu da bir şurada yaratayım. Eşittir. Şurada bir hemşire yaratayım. Şimdi ben buna hemşireyi göndersem. Hemşireyi göndersem. Bu arkadaş hemşireyi şuraya koydum yani. Hemşireyi göndersem bana sıkıntı çıkartmayacak, değil mi? Şimdi şunu bir kapatayım. Şu arkadaşa ben hemşire gönderdim. Bu bana ne dönecek? Yine hemşire dönecek. Ya da dönen hemşire. Bu dönen hemşirenin tipi ne? Çünkü biliyorum ki buraya hemşire gönderiyorum, işi hemşireye yaptırıyorum ve yine hemşire alıyorum. Yani benim belleğimde şunu gönderiyorum, buraya indirgemek zorunda değilim. Şunu gönderiyorum, buna işi yaptırıyorum ve yine aynısını geri alabiliyorum. Hiçbir şekilde kutulamaya, kutudan çıkartmaya ihtiyacım olmuyor. Evet. Dolayısıyla jenerik tipi kullanmak işime yarıyor. Boxing'lerden, unboxing'lerden falan filan kurtarıyor beni. Kolaylaştırıyor. Aynı ArrayList'te olduğu gibi. ArrayList'te objeyi veriyordum. Tıpkı sağlıkçı gibi en genel bir tip veriyordum. Değil mi? Normalde şurada ben aslında object veriyor gibiyim. Object veriyor gibiyim. Yani ha I sağlıkçı vermişim, ha object, evet. Object veriyor gibiyim. Burada da I sağlıkçı vermiş oldum. Onun yerine jeneriği kullanınca bakın. Doğru. Şimdi ben buraya I sağlıkçıyı kapattığım için hemşiremi versem sorun çıkacak mı? Hayır. Peki hangisini kullanıyorum burada aslında? Dönen tip de böyle. Hakikaten hangisini kullanacak ya? Merak ettim.
Yani ilk kişiden geldiği için yeni şeyler de var. Jenerik'e geldi. Tamam. Bu da buna geldi. Bilinçli olarak bunun sağlıkçı tipinde olduğunu bildiği için, değil mi? Sağlıkçı olduğunu bildiği için burayı bize otomatikman buraya yolladı. Ötekisinde de bunun, yani şuraya gelelim. F10 muydu? Tabii pansuman yapmasını şey yaptığımız için. Geldi. Yaptı pansumanını. Geri döndü. Tekrar geldi. Ceneriğimize geldi bu kez. Çünkü orada da gelen tipin bunu da yaptı. Ve geri döndü. Tamam. Neden öbürünü seçti? Neden bunu seçtiği kavradık zaten. Burada bilinçli sağlıkçıyı verdiğimiz için o, yani şurada hemşireyi sağlıkçıya indirerek gönderdiğimiz için o şunu çağırdı. Değil mi? Hemşireyi sağlıkçıya indirgeyerek gönderdiğimiz için interface'li olanı aldı. Hemşireyi olduğu gibi gönderdiğimiz için o da bunun uygun olduğunu gördü ve buna yolladı. Jenerik'e yolladı. Jenerik olana yolladı. Evet, jenerik metotlar böyle anlatılabilir. Belki daha iyi anlatılabilir. Şimdilik bu kadar diyelim jenerikler için.